Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, meyveli muhallebi yapıyoruz dedik. Neler kullanacağız? Malzeme listemiz de geldi bakın. 1 kilogram süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ve üstü içinde yarım kilogram, yani yarım litre diyebilir miyiz usta? Evet, yarım litre. Yarım litre vişne suyu, 1 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı toz şeker, 200 gram da vişne kullanacağız. Ne kadar güzel. Evet, çok güzel. Vişnenin hem suyunu hem de kendisini kullanacağız. Evet. Ben eminim bu tatlıyı çok seveceğim çünkü vişne suyu en sevdiğim meyve suyu. En sevdiğim meyve evet, suyu, çok tamam. Çok severim. Şimdi zaten az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş o güzelce bir ne yapsın? Kızarsın. Kızarsın. Ben de şöyle o kızarana kadar şöyle renkli tencerelerimde bir tane şöyle yanıma alayım. Ocağımızın altını yakalım. O ısınsın. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şöyle meyveli muhallebimizi şöyle yapalım. Şöyle güzel bir... Burayı alabiliriz usta, tamam, isterseniz. Orayı alalım. Orası daha halli. Tamam. Evet, şimdi ilk önce ne yaptık? Güzelce tereyağımızı koyduk. Ondan sonra unumuzu kavurduk ve şöyle... Bayağı sıcak. Çırpalım şöyle. Güzelce şöyle bir karıştıracağız. Evet, unu iyice açacağız. Topak topak evet. Olmasın. Top aynen top olmasın öyle. Diye. Şöyle bir açalım. Evet, hatırlatalım evet, bir kere daha. Bakın 1 kilogram süt kullanıyoruz. 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya kullanacağız. Şu an muhallebimiz için. Evet. Sonrasında inşallah üzerine meyve suyumuz var. Yani yarım litre vişne suyu, 1 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı toz şeker, 200 gram kadar da vişne kullanacağız. Vişneli, meyveli muhallebi için. Aynen öyle. Şöyle şekerimizi de ilave yaptık. Karıştırma devam ediyoruz. Vanilyamızı da içine ilave ediyoruz. Evet, ne yaptık? Evet, önce tereyağımızı koyduk. Koyduk. Öyle değil mi usta? Evet. Sonrasında unumuzu ilave ettik. Güzel bir şekilde kavurduk. Sonrasında bir bardak sütümüzü, şekerimizi ilave ettik, iyice açtık. Sonra geri kalan sütümüzü de ilave ettik. Ilave ve şu an... Şunu ben size vereyim. Tamam. Çıkmaktan ne yapıyoruz? Yavaş, muhallebiyi yavaş. Evet. Yavaş yavaş pişireceğiz inşallah. Evet. Evet, şöyle ben biraz fındık içine ilave etmek istiyorum. Daha güzel bir... Gerçi bizim listemizde yoktu ama siz yine kullanabilirsiniz. O da çok güzel bir tat, lezzet vereceği için. Şöyle biraz da fındık attım içine. Ve yavaş yavaş güzelce bir ne yapıyoruz? Karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı da az bir şey suyla şöyle bir açalım. Evet. Önce unumuzu güzelce bir tereyağla beraber kavurduktan sonra sütle açtık. Ondan sonra vanilyamızı, şekerimizi ve şimdi de şöyle nişastamızı içine ilave edelim. Koyu bir kıvam alana kadar güzelce karıştıracağız. Evet, bu gibi tatlıları özellikle sütlaç muhallebi olsun. Ne yapacağız? Kesinlikle başından ayrılmıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Bir avuçta fındık atarsanız içine daha güzel bir lezzet olacak. Ses edin bana. Evet, şöyle buyurun. Teşekkür ediyorum.
o koyulaşıncaya kadar şöyle bir karıştıracağız. Evet, muhallebi kokusu da şu an ortamı sarmış durumda. Aynen öyle. Çok güzel bir koku geldi, evet, değil mi? Evet, gerçekten öyle. Nişastayı sulandırmadan, evet, koysak ne olur usta? Nişastayı sulandırmamız lazım. Sulandırmasak topak topak olacağı için. Tamam. Az bir şey sulandıracağız. Ondan sonra içine verebiliriz. Hı hı. Hatta mesela bazen evde bayanlar çorba yapıyor, çorbalar sulu oluyor ya. Bir yemek kaşığı nişasta, sevgili izleyicilerimiz, ne yaparsınız? Az bir şey sulandırın. Çorbanızı içine verin ve çorbanın çok güzel bir tad olacak. Çok güzel bir lezzet olacak. Katılaştıracak değil mi? Tabii, katılaştıracak. Hem de çok güzel bir lezzet verecek. Evet, iyice karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz ve karıştırıyoruz. Kıvamlı olması lazım. Evet, yavaş yavaş zaten şu an kıvamını almaya başladı. Evet. İçerisinde bakın böyle ne yaptık? Rende fındık attık. O da ona güzel bir tat verecek inşallah. Güzel bir lezzet katacak. Evet, tekrardan şöyle biraz nişastamızı. Çünkü koyu olması lazım. Alttaki sevgili izleyicilerimiz, muhallebimiz biraz koyu olması lazım. Evet, koyulaşmaya başladı zaten. Tamam. Evet, şu an ben de dersen bir iki dakika daha. Öyle değil mi usta? Alayım. Buyurun. Evet, sürekli karıştırıyoruz ki hem dibi tutmasın hem de ne yapmasın, top olmasın, topaklaşmasın, evet, diye. Önce ne yapıyoruz? Unumuzu güzelce sevgili izleyicilerimiz, tereyağımızla beraber güzelce bir kavuruyoruz. Ondan sonra az bir şey sütle açtıktan sonra içine şekerimizi, vanilyamızı ilave ediyoruz. Ve bütün sütümüzü sonradan tekrardan içine ilave ettikten sonra güzelce bir karıştırıyoruz. En son 2 yemek kaşığı kadar da nişastamızı içine ilave edelim. Evet, muhallebimiz hazır. Aynen öyle.